SGK uzmanı İsmail Sevinç tek tek hesapladı, emekli maaşlarında 17.500 Türk lirası sürprizi. SGK İsmail Sevinç tek tek hesaplayarak açıkladı. Milyonlarca emeklinin Temmuz maaşı belirlendi. %24,73 oranında zam emekli için gerçekleştirildi. En düşük emekli maaşı ise 12.500 Türk lirası olarak açıklandı. Ancak maaşların 20 bin Türk lirası üzerinde olan açlık sınırının altında kalması tepkilerin sebebi oldu. Özel'in Erdoğan'a emekli maaşı teklifini ise gündemde yankı uyandırdı. Konuya dair SGK İsmail Sevinç, tek tek hesaplayarak açıkladı. Yüksek enflasyon ile beraber hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. En çok etkilenen grup ise emekliler oldu. 10 bin Türk lirası maaş ile geçim sorunu yaşayan emekliler, gözünü Temmuz zammına çevirmişti. Ancak hükümet tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam gerçekleştirildi. 20.000 TL'nin üzerinde olan açlık sınırı karşısında emekliler ise %24,73 oranında zammın bir işe yaramayacağını belirtti. Öyle ki bazı emeklilerin kök maaşının düşük olması sebebiyle maaşları 10.000 TL'de kalmayı sürdürdü. En düşük emekli maaşı hükümet tarafından 12.500 TL'ye getirildi. Buna göre kök maaşı düşük olanların kalan tutarları hazine desteğiyle ödendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının düşük olmasından kaynaklı Erdoğan'a emekli maaşı teklifi yapmıştı. Özel, en düşük emekli maaşını 17.500 Türk lirası yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim cevabını vermişti. Belediyelerin SGK borçları 96 milyar TL'yi buluyor. Bu ödeme sonrasında maaşlarda artış yapılabilir mi? Sorusu şimdiden merak ediliyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç, tek tek hesaplayarak açıkladı. Sevinç, 96 milyar Türk lirası ile bir aylık emekli maaşının yarısını ödeyemezsin. Belediyelerdeki bütün alacaklarını alsanız bile olmaz. Emekli maaşlarına ayda 200 milyar para çıkıyor. 17.500 Türk lirası verilebilmesi için 1 trilyonun üzerinde kaynak ayırmanız gerekiyor. Bu da oldukça zor görünüyor, dedi.